Dünyada hem yokluğu hem çokluğu kötü yalnız bir şey vardır. Para. Asırlardan beri insanları çeken, cezbeden iki kuvvetli mıknatıs vardır. Güzellik ve zenginlik. Aşk, çok kere erkeği aptal, kadını zeki yapar. Aşkını ve menfaatini tehlikede gördüğü zaman, kadının zekası deha şeklini alır. Beşeri hüner ve maharetlerin en gücü ve en büyüğü namuslu olabilmektir. Boşanma, kasırgaya tutulmuş izdivaç gemisinin tahlisiye similidir. Bugün kazanılan bir dost, yarının düşmanı olmaya adaydır. Çok samimi görünen dostlar arasında bile riyanın ve egoizmin açtığı derin uçurumlar vardır. Aşk, erkeği eritir, kadını diriltir. Bir kadın ya güzel ya zengin olmaya mecburdur. Güzelliğiyle erkeğin gönlünü kazanır, zenginliğiyle satın alır. Dünyada büyük adam az, fakat faziletli adam daha azdır. Dünyada en uğursuz mezarcı, hakikati gömendir. Dünyada hiçbir baykuş, çirkin ve ahlaksız bir kadın kadar meş'um değildir. Dünyada en meş'um hırsız, başkalarının refah ve saadetini çalan adamdır. Dünyayı idare eden tek kuvvet vardır, yalan. Hayat bir rüyadır. İnsanların vazifesi bu rüyayı kabus yapmamaktır. En olgun, en ciddi ve zeki bir adamın bile ruhunda bir çocuk uyuklar. Evlenmeyen insan, tatlı bir hayali incitmeden mezara kadar götürür. Hayatta en korkunç, en geri dönmez firar, yılların, ayların ve saatlerin kaçışıdır. Hiçbir boşluk, gönül boşluğu kadar derin değildir. Hiçbir şey aşka, kin kadar yakın değildir. Gönül, engin arzu denizinde yelken açmış dümensiz bir gemidir. Hakikat, operatörün elinde neştere benzer. Acıtır fakat iyi eder. Hakiki kör, kendini büyük görendir. Hasım, hısım olamaz ama hısım günün birinde hasım olabilir. Hatıra, mazinin hakikati, ümit, istikbalin hayalidir. Kadın, melek ile şeytan arasında tılsımlı bir köprüdür. Kendisini dev aynasında görenlerin ruhlarında ebedi bir cüce yatar.
Kitaba para vermeye kıyamayan bir millet canına kıyar. Kocasının hastalığından en çok müteessir görünen bir kadın bile içinden sevinir. Çünkü kocası daima gözünün önünde ve avucunun içindedir. Ne gariptir ki kadınların çoğu sevdikleri halde sevmiyor, sevmedikleri halde seviyor görünürler. Ölümden korkmayan cesurdur. Fakat felaketten ve ıstıraptan korkmayan daha cesurdur. Seven kadının erkeğe verebileceği hediyeler, kirpiklerinde titreşen incilerdir. Sevgi savaşında en büyük silah gözdür. Suyu her gün artan sonsuz bir kuyu vardır. Tarih. Temiz ve berrak aşk, ruhtaki bütün korkuları filtre eder. Ümit, hayatın rüyasıdır. Üvey ana, kadın ruhunda şefkati idam eden bir sehpadır. Vicdan, ahlakın ibresidir. Yalnız insanlar değil, bazen milletler ve medeniyetler de intihar ederler. Zayıf devletler, hasta kuşlara benzerler. Beynel milel, konserlerde hiç ötemezler. Cihanda insanlara en pahalıya mal olan şey, hakikattir. Çocuk, yalnız annesinin değil, tabiat ve sanatın güzelliklerini de emerek büyümelidir. Dünyada en şiddetli ve tehlikeli sarhoşluk, otoritenin servet ve ikbalin verdiği sarhoşluktur. Cihanda en zavallı yetim, iştirak edilmeyen ıstıraptır. Adalet gücü olan ülkelerde vatanseverlik de güçlü olur. Adalet, toplumların nefes borularıdır. En çirkin kahpelikler siyasi olanlardır. En kibar intikam istihfaftır. Fikirler asil serkeş ata benzerler. Kolay kolay boyunduruk altına girmezler. Güzel söz en müessir bir sinir ilacıdır. Hakikat hürriyet gibidir. Verilmez, alınır. Harbi takip eden bir barış, çok kere yeni bir savaşın kaynağıdır. Hatıralar, saadet ve felaketlerin enkazıdırlar. Hayat, ümit ve emel tırpanıdır. Hürriyet, çok kere ısıtır ve aydınlatır, bazen de yakar ve yıkar. İhtiyarlık, çocukluğun ikinci taptır. İhtiyat, felaketlerin paratoneridir.
İkbal ve iktidar mevkiine geçen insanlar ne hikmettir ki birden akraba ve dostları çoğalır, binlere varırlar. İnsan güzel bir kitabı bitirirken sevgilisinden ayrılıyormuş gibi gönlünde derin bir hicran, heyecan duyar. İnsan küçüklük ve büyüklük arasında sallanan bir canavardır. İnsan dışı güzellikler mabedi, içi çirkinlikler mahşeridir. İnsanları tam bir hürriyete kavuşturmayan ezeli ve ebedi iki müstebit kuvvet vardır. İhtiyaç ve itiyat. Kıskançlık, aczin isyanıdır. Kültürün az olduğu toplumlarda dev aynaları çok olur. Memleketi kalbiyle değil, midesiyle sevenler üvey anaya benzerler. Sanat ve edebiyat, içtimai ve ahlaki sarsıntılara haber veren yanılmaz bir sismograftır. Sevda gönlün, şehvet etin sarhoş olmasıdır. Şüphe, kemiren fakat öldürmeyen bir zehirdir. Şüphesiz ki sevilmeden ziyade sevmek iyidir. Çünkü sevmekte intihap serbestliği vardır. Vicdan, insanda Allah'ı temsil eden bir sefirdir. Yetimler, sudan mahrum çiçeklere benzerler.